Hepinize hayırlı sabahlar, günaydınlar, yeni güne merhabaya ve Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli izleyenler. Bugün 30 Ekim Pazartesi, yepyeni bir haftaya başladık sizlerle birlikte. Umut ediyoruz ki tüm dünya için, başta Filistin için barış dolu, sevgi dolu, sağlık, bereket dolu, güzel bir hafta olur dileyelim. Sizin de bildiğiniz gibi dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladık. İlk yüzyılı geride kaldı. Bundan sonra ikinci yüzyılda Allah nasip ederse daha güzel nice zaferlere hep birlikte devam edeceğiz değerli izleyenlerimiz. Bunun yanı sıra yeni güne merhaba içinde size güzel konularla beraber neler neler hazırladık. Sürprizler var programımızda. Lütfen bizi takip edin yeni güne merhaba TV Instagram adresimizden. Evet, merak ediyor musunuz neler konuşacağız bugün? Aslında toplumu ilgilendiren çok önemli bir meseleden bahsedeceğiz bugün. Ölüm kalım meselesi derler ya, hakikaten de doğru, aslında tam da bu mesele için söylenebilecek bir şey. Değerli izleyenler, organ naklinden bahsedeceğiz. Organ bağışı nedir? Organ nakli nedir? Kimlere yapılır? Ve bunun dini hükmü nedir? Öncelikle ilk konuğum, ilk bölümde Sağlık Bakanlığı Doku Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanı Doktor Fatih Kaçıroğlu Beyefendi gelecek. Daha sonra da dini hükmünü konuşmak için de yine organ naklinin Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Medet Coşkun hocamız da bizlerle birlikte olacak değerli izleyenler. Az önce de söyledim ya, mühim meseleler efendim bugün konuşacaklarımız. Lütfen siz de bize katılın. Evet, biz hazırız yeni güne merhabaya. Sizler de hazır mısınız? O halde hemen başlayalım. Evet, yeni güne merhabaya, yeni bir haftayla başladık değerli izleyenler. Biraz önce söyledim ya, lütfen bize katılın diye. Tekrar ediyorum, yeni güne merhaba TV Instagram adresimizi takip ediyorsunuz, WhatsApp numaramızı takip ediyorsunuz. Bu konuyla ilgili sorularınız, merak ettikleriniz, şüpheleriniz varsa lütfen bizimle paylaşın. Çünkü çok kıymetli bir konuğum var. Tam da soruların sorulacağı ve cevaplarında net alınacağı bir hocamızla birlikte olacağız inşallah değerli izleyenlerimiz. Evet Fatih Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Efendim, teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Sizlerle birlikte olunca böyle programlarımız daha güzel ve daha keyifli oluyor. Teşekkür Allah nasip efendim, ederse. Evet, az önce de söyledim, mühim bir mesele aslında ama nedense böyle halk arasında yaygın da bir şey var. Organ nakli nedir, nasıl yapılır, hani biraz böyle bir şeyler biliyoruz ama hep böyle biraz şüpheyle bakıyoruz galiba. Nedenini çok bilmiyorum ama ileriki zamanlarda konuşuruz isterseniz. Ama dilerseniz önce bir tanımından başlayalım mı? Organ nakli nedir? Evet. Organ nakli herhangi bir sebeple fonksiyonunu yitirmiş organ ya da organların yerine bir yenisinin cerrahi bir işlemle nakledilerek insanların hayata tutunmasını, yaşamalarını sağlamak aslında. Hı hı. Organ nakli çok ciddi bir tedavi şekli. Az önce sizin de söylediğiniz gibi, yani insanlarımızın çok merak ettiği, böyle bazen efsane gibi gördüğü ama insanlara yaşam şansı sunan, kaliteli yaşam şansı sunan bir tedavi şekli. Hı hı. Organ nakli fonksiyonunu yitirmiş organların yerine yenisinin takılarak özetle hastaların tedavi edilmesi. Evet. Peki hangi doku ve organların nakli yapılabiliyor şu anda, son özellikle böyle teknolojik ve güncel gelişmelere, evet, baktığımızda hocam? Şöyle söyleyeyim ben size, bir organda fonksiyon bozukluğu varsa ve yetersizse o organın naklini yapıyoruz. Biz, hı hı, bütün dünyada yapıyoruz, ülkemizde de yapıyoruz. Evet. Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, hı hı, pankreas, aklınıza ne gelirse bütün organların naklini yapabilecek güç ve kudretimiz var. Bunun yanı sıra tabii doku nakillerini de yapıyoruz. Hı hı. Kompozit doku nakilleri dediğimiz kol bacak nakilleri malumunuz bir dönem oldukça da gündeme gelmişti. Evet. Yüz saçlı deri nakillerimiz. Yine bunun yanı sıra kornea naklimiz. İşte, hı hı, görmeyenlere ışık olmak adına. Evet. Rahim naklimiz. Biliyorsunuz iki tane rahim nakli gerçekleştirdik ve iki tane bebeğimiz var. Rahmi olmayan iki tane anneye yapılan nakilden sonra. Maşallah. Çok doğum, güzel başarılı. Doğum yaptılar tabii. Bebek sahibi oldular. Hı hı. Evlat sevgisini tattılar. Hı hı. Tüm dünya neyi yapıyorsa ülkemizde de onu yapıyoruz ve fonksiyonunu yitirmiş her organın yerine bir yenisini takabiliyoruz.
Maşallah. Başarılarınızın devamı diliyorum Eyvallah, hocam. Teşekkür Hem ederiz. ülkemiz için hem halkımız için. Peki kimlerden organ nakli yapılabilir? Şimdi organ naklinden bahsediyorsanız bir organdan bahsediyorsunuz. Organın kaynağı insan olmak zorunda. İnsan olacağına göre ya canlı insan olacak ya vefat etmiş olan insan olacak. Evet. Yani iki organ kaynağımız var. Canlıdan nakil sınırlı. Neden sınırlı? İşte bir insanın kalbini alıp da bir başka insana nakletmek gibi bir canlı bir insanın kalbini alıp nakletmek gibi bir hususiyeti yapamazsınız, bir hadiseyi yapamazsınız. Çünkü karşıdaki o canlı vericinin hayatına mal olursunuz. O yüzden canlıdan organ naklini bir insanda iki tane böbrek olduğu için birini almak tek böbrekli insanın hayatını sürdürmesine mani olmayacağı için böbrek nakline yine karaciğerden alınan bir parçanın vericinin hayatını olumsuz etkilemeyeceğini düşündüğümüzde karaciğer naklini canlıdan yapabiliyoruz. Onun haricindeki organ kaynağımız beyin ölümü gerçekleşmiş, mutanı konmuş, vefat etmiş insanlarımız. Ve onların da tabii aile bağışıyla beraber, aile onayıyla beraber organ bağışçısı olması. Evet. Peki az önce beyin ölümü dediniz. Hani bu da çok böyle halk arasında konuşulan bir şey aslına bakarsanız. Evet. Kendi kendimize konuşuyoruz ama işte beyin ölümü gerçekleşti ama henüz vefat etmedi. Hala hastanede yatıyor. Ya da işte şey diyoruz, anlamlandıramıyoruz. Beyin ölümü gerçekleşti ama ne zaman vefat eder? Böyle bir hep kafada bir karışıklık oluyor. Özellikle de yaşlılarda sanki daha çok oluyor gibi geliyor. Ya da ani kazalarda da oluyor olabilir. Çok bilmiyorum ama Fatih Hocam, bu beyin ölümü dediğimiz şey nasıl böyle halkın anlayabileceği, bizim anlayabileceğimiz bir şekilde anlatırsanız. Şöyle söyleyeyim ben size, beyin ölümü dediğimiz hadise direkt ölüm aslında. Tıbbi olarak ölüm, hukuken ölüm, 22-38 sayılı kanunumuz var, orada tanımlanmış. Beyin ölümü ölüm, öncelikli olarak bunu söylemek lazım. Yani işte beyin ölümü gerçekleşti ama hastanede yaşıyor tabiri kesinlikle yanlış. Şimdi beyin insan vücudunun, insanın daha doğrusu canlılığını gösteren yegane organ. Şayet beyin hücreleri yaşıyor ise o insanın bir şekilde hayata tutunması söz konusu olabilir. Beyin ölümü dediğim hadisede tüm beyin ve beyin sapı fonksiyonlarının tamamının geri dönüşümsü olarak kaybı söz konusu. Yani şuradan yukarısı herhangi bir şekilde çalışmıyor efendim. Evet. Oraya kan gitmiyor efendim. Herhangi bir elektriksel aktivite söz konusu olmuyor. Herhangi bir şekilde metabolik aktivite söz konusu olmuyor. Fakat bunun yanı sıra organlar beyinden bağımsız da çalıştıkları için bir müddet daha, kısa bir müddet daha fonksiyonelliğini, dikkat edin yaşamını demiyorum. Yani işlevselliğini, yani görevlerini yapabilme özelliklerini kaybetmiyorlar. Buna kalp de dahil, buna böbrek de dahil, buna karaciğer de dahil. Yani ama hiçbir organ fonksiyonunu yerine getiremiyor beyin ölümü gerçekleşiyor. Beyin ölümü gerçekleşiyor sonra. Fakat organlar fonksiyonlarını bir müddet daha sürdürebiliyorlar. Ha, bir müddet sürdürebiliyorlar. Çok kısa bir sürede olsa sürdürebiliyorlar. Ama tabii bu da zaman içerisinde o organlar da fonksiyonlarını kaybediyorlar ve tamamen onların da fonksiyonelliğinin bittiği nokta cereyan ediyor. Aslında ölüm bir süreç efendim. Ölüm bir süreç, ölüm anlık bir hadise değil. Ölüm bir süreç bu ve bu sürecin geri dönüşümsüz noktası artık başladı dediğimiz ve bundan sonra geri dönüşü yok dediğimiz nokta beyin ölümünün gerçekleşmesi. Anladım. Beyin ölümü aslında ölümün bizzatihi kendisi efendim. Kendisi yani, aslında. Tabii kendisi. Yoksa işte adı üstünde doğru söylüyorsunuz ölüm aslında. Yani. Beyin ölümü evet, dediğiniz beyin için. Ölümü. Ondan vatandaşlarımızın öyle bir hani Allah gecinden versin, Allah korusun ama bir yakını olduğu zaman yavaş yavaş aslında onun ölümüne hazır olmak gibi bir şey. Değil, hayır. Ölümünü direkt kabul etmek. Ha, yani kabul ölüm etmek. O. Ölüm o. Beyin ölümü dediğimiz hadise ölüm. Yani size şu örneği vereyim. Hani hepimize çocuklukta başımıza gelmiştir. Evet. Parmağınızı ip doladığınız zaman hemen anne baba müdahale eder demiş. Evet. Yapma oğlum. Yapma kızım. Ne olacak? Kangren olacaksın. Evet. Sonuçta ne derler? Sonuçta kurulan cümle bellidir değil mi? Kangren olursa parmağını keserler. Keserler. Bileğini keserler. Kolunu keserler. Beyin ölümü dediğimiz hadisede de buradan yukarıya yani beyne herhangi bir şekilde kan akımı yok. Evet. Yani beynin kangren olması demek. Tamamen oradaki hücrelerin ölmesi demek. Ölüm demek yani bu. Yani yaşamla ölümü ifade etmek için beyin fonksiyon görüyor mu görmüyor mu ona bakıyoruz efendim. Ona bakıyorsunuz. Peki şimdi hemen siz böyle konuşurken aklıma farklı sorular da geliyor. Koma hali de bir beyin ölümü müdür? Değil. Yoksa biz kesinlikle mi öyle değil. Zannediyoruz? Bazen karıştırılabiliyor tabii. Evet. Böyle derin koma halini beyin ölümüyle karıştırabiliyoruz ama derin koma halinde işte hasta
yoğun bakımda yatıyordur. Ventilatöre, yani solunum cihazına bağlı olarak yatıyordur. Hiçbir şekilde şuuru yoktur. Herhangi bir şekilde tepki vermiyordur ama beyin hala kanlanıyordur. Yani o kangren dediğimiz hadise gerçekleşmiyor. Beyne kan gidiyor ama beyin fonksiyonlarını yavaş yavaş kaybetmeye doğru gidiyor olabilir. Veya bu kayıp geri dönüp tekrar düzelmeye ve yaşama tutunmaya sağlıklı bir birey olarak bile dahi veya sekelli, yani herhangi bir arazla beraber dahi yaşamaya doğru da dönüyor olabilir. Koma dediğimiz hadise geri dönüşü olan ve tedavisi zor da olsa mümkün olan hadise. Beyin ölümü dediğimiz hadise ise ölüm efendim. Peki şimdi hani bazen filmlerde ve dizilerde izliyoruz ya, evet, böyle işte bir trafik kazası geçiriyor ya da işte bir hastalığa yakalanıyor. Sonra bir yıl boyunca hiç gözlerini açmıyor, birdenbire uyanıyor. Hocam bu sadece filmlerde mi oluyor yoksa gerçek olabilir, hayatta hayır, da olabiliyor mu? Hani bir sene sonra hayatını bıraktığı o kaza geçirdiği ya da işte hastalık neyse yaşadıktan sonra gerçekten hiçbir şey olmamış gibi uyanabilir mi insanlar? Tabii uyanabilir. Sonuç itibariyle beyin ölümü gerçekleşmediyse, o beyin kanallanması devam ediyorsa vücut tedavilerle beraber kendi arızalarını giderebilir. Bu mümkün olabilir. Çok, yani böyle imkansız değil. Mümkün olmayan kısmı beyne kan akımının durduğu, elektriksel aktivitenin tamamen bittiği, metabolik hiçbir aktivitenin olmadığı, beyindeki sinir hücrelerinin tamamının ve beyin sapındaki sinir hücrelerinin tamamının öldüğü yer, tamamen kaybolduğu yer beyin ölümü hadisesi. O gerçekleşmediği müddetçe insanlar zor da olsa bir daha hayatı, zaten kalkamazsınız diyorsunuz. Yani beyin ölümü gerçekleştiyse öyle bir imkanımız, ihtimalimiz yok. 24-72 saat içerisinde zaten kalp fonksiyonu ve diğer organ fonksiyonları da bitiyor. Ve organlar da kullanılamaz halde hasta defnediliyor. Onu da bildiğimiz iyi oldu aslında. 24 ile 72 saat maksimum, arasında maksimum. Evet, evet, ortam maksimum bu şekilde. Anladım hocam. Peki sürekli konuşuyoruz ya, işte donör olmak istiyorum ya da donör nedir? Az önce az sonra onlardan da bahsedeceğiz ama en çok da kadavra donörden bahsedilir. Evet. Kadavra donör ne demektir hocam? Şimdi kadavra donör tabii teknik bir tabir. Kadavra donör dediğimiz beyin ölümü gerçekleşmiş. Beyin ölümü gerçekleşmiş, vefat etmiş. Yani ve ailesi tarafından organlarının kullanılmasına izin verilmiş olan donör tabiri, verici tabiri aslında. Yani kadavra donörden kastımız o. Vefat etmiş, beyin ölümü gerçekleşerek ve ailesi tarafından da organlarının kullanılmasına izin verilmiş donör. Yani aslında organları bağışlanmış ölü diyebiliriz kadavra donör için. Evet, o şekilde ifade edebiliriz. Peki tamamen öldükten sonra, hani o ölüm gerçekleşti, işte aile bazen böyle tam net karar veremiyorlar, yani kafalarında şüpheler oluyor. Evet. Az sonra onları da konuşacağız elbette ki ama o sizin söylediğiniz beyin ölümü gerçekleştiği zaman içerisinde mi almak gerekiyor? Yoksa öldükten sonra onun tamamen o organların fonksiyonları bittiği için hani başka bir insanın hayatını kurtarmak için geç mi kalıyoruz? Şöyle, beyin ölümü gerçekleştikten sonra, az önce de söyledim, 24-72 saat içerisinde mevcut olan organ fonksiyonları da tamamen gidiyorlar. Onların da geri dönüşümlüsü olarak fonksiyonlarının kaybı söz konusu oluyor. Ve biz vefat gerçekleşip beyin ölümü tanısı konduktan sonra aileyle görüşme yapan arkadaşlarımız var, organdaki koordinatör arkadaşlarımız. Onlar aileye, yakınlarına, eşine, işte çocuklarına, annesine, babasına, kardeşine durumu izah edip, işte hali hazırda çalışan organları varsa, fonksiyon gören organları varsa, mesela böbreği çalışıyor olabilir veya karaciğeri veya işte kalp fonksiyon görebilecek şekilde başka bir hastaya nakledilirse şekilde olabilir. Organ bağışçısı olmak istiyor musunuz diye soruyorlar efendim. Eğer yakınları organ bağış konusunda evet derlerse, hemfikir olurlarsa ve organ bağışına müsaade ederlerse, sonra süreç başlıyor ve organın ilgili doğru ve uygun alıcıya ulaştırılabilmesi için gerekli koordinasyon çalışmaları, gerekli çalışmalar başlıyor. Başlıyorlar. Ondan sonra da zaten uygun alıcı bulunduktan sonra ameliyathaneye alınıyor. Vaka, vefat eden insan orada ameliyathane şartlarında canlı bir insan nasıl ameliyat ediliyorsa, vefat eden insana çok daha büyük hürmet gösterilerek organ alımı gerçekleştiriliyor. Evet.
ve kapatıyorlar. Arkadaşlarımız gayet cerrahi estetik dikişlerle kapatıyorlar. Sonra da cenazeyi yakınlarına teslim ediyoruz efendim. Teslim ediyorlar. Evet. Peki bunun için bir liste olduğunu biliyorum. Hani kadavra listesine kayıt olmak ya da... Bekleme listesinden bahsediyorsunuz. Evet. O ne demektir Fatih Hocam? Şimdi siz Allah korusun böbrek yetmezliği hastasısınız, kalp yetmezliği hastasısınız, karaciğer yetmezliği hastasısınız ve organ nakli olmanız gerektiğine dair hekiminizin size tedavi önerisi oluyor. Diyor ki senin kardeşim organ nakli olman lazım. Evet. Siz o zaman bizim nakil merkezlerimiz var. Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmış organ nakil merkezlerimiz var. Böbrek nakil merkezimiz var mesela Türkiye genelinde 75 tane. Akciğer nakil merkezimiz var 3 tane. İşte kalp nakil merkezimiz var 15 tane. Karaciğer nakil merkezimiz var 49 tane. Pankreas nakil merkezimiz var 9 tane. Totalde 151 tane nakil merkezimizden size en uygun olacağını düşündüğünüz işte nakil merkezine müracaat ediyorsunuz. Onlar da sizi hem tıbbi hem sosyal bilgilerinizle beraber bizim bekleme listesi demiş olduğumuz listeye kaydediyorlar ve kaydetmekte yükümlüler efendim. Ve her hasta yalnızca bir merkeze kayıt olabiliyor. Evet. Siz kayıt olduktan sonra belki ertesi gün, belki bir yıl sonra, belki 10 yıl sonra artık bilemiyoruz. Yani o süreyi de tahmin edebiliyoruz. İşte evet. Kadavra listesine kayıt olduktan sonra şu kadar zaman sonra sana organ bulunur da diyemiyoruz ama uygun organ bulunduktan sonra kayıt olmuş olduğunuz nakil merkezinde sizin organ nakliniz gerçekleşiyor efendim. Bizim çok uzun özellikle kadavra listelerinde hani dediniz de bir yıla kadar da değişebiliyor. Çok tabii uzun tabii. Bekleme sürelerimizin var olmasının mı? Nedeni acaba evet. Hani bağışçılarımızın az olmasın yani organ bağışı mı demek gerekiyor tam olarak evet, hocam evet, buna organ bağışı yani yoksa neden karar veremiyoruz neden bu ikilemde yaşıyoruz evet. Onların acı çekeceğini ya da farklı bir şey mi düşünüyoruz bilmiyorum ki hocam yani insan şimdi düşünüyorsunuz gencecik çocuklar gençler ya da hiç fark etmez çocuğu olan yetişkinler evet. Belki de bir organ bağışıyla hayatları çok kısa bir süre içerisinde kurtulacaklar evet. Ve dünyada yeniden yaşamaya devam edecekler. Evet. Ama bu süre zarfında işte uzun geliyor bana işte o bir yıl veya daha uzun. Neden biz şey yapamıyoruz hani bu zamanı kısıtlayıp böyle hep bir halde gidip de organ bağışında bulunmuyoruz. Canlıyken de mesela normalde şu halde gidip bağış yaptığımızda zaten otomatikman o kayıtlara geçecektir evet. Ve hiçbir sorun olmayacaktır biz vefat ettikten sonra öyle değil mi hocam hemen her halükarda aileye soruyoruz ama gene de soruyor tabii musunuz? Soruyoruz ailenin şeyinin müsaadesini alıyoruz muhakkak alıyoruz yani ben evet istiyorum bütün organlarımı bağışlıyorum desem deseniz dahi her halükarda efendim şu anda mevzuat çerçevesinde ailenize soracağız yani çift taraflı bir emniyet aslında tabii, güvenlik tabii, %100 tabii, emin tabii, olabilmek tabii, için tabii, tabii. Ama o zaman bunu organ bağışı yapan kişinin de hani ailesiyle mutlaka konuşup lazım. Söylemesi gerekiyor öyle tabii, değil mi? Tabii aynen o şekilde. Şimdi organ bekleyen hasta sayımız çok fazla. Evet. Yani 24.500 civarında 24.449 tane böbrek nakli bekleyen hastamız var. Kadavra listesine, kadavra bekleme listesine kayıtlı. 2600 karaciğer hastamız var. 1422 kalp hastamız var. 204 akciğer hastamız var. 277 pankreas hastamız var. Bir tane ince bağırsak hastamız var. Bu insanlar niçin bekliyorlar efendim? Bir uygun organ bulunsun, evet. Bir gönül bağışçı olsun da ben de hayata tutunayım, yaşamımı sürdürebileyim diye bekliyorlar. Yani yardımseverliğiyle bütün dünyada geçmişten beri nam salmış bir millet ne yazık ki Türk milleti ne yazık ki organ bağışı konusunda birazcık geride. Yani bir takım çekinceleri var. Zaman zaman dini mevzuları öne sürerek yok diyorlar ki zaten bizim programımızdan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bugüne evet, kadar vermiş evet, olduğu dini hükmünü tabii, de konuşacağız konuşacaksınız. Hocam. Vermiş olduğu o desteği, o evet, anlamlı kesinlikle. Desteği vermeye hep devam edecek. Hep destekledik biz yayınlarımızla da. Başkanımız da, medyada da hep destekledik organ bağışını. Evet. Ama ne yazık ki insanlarımızın bazı çekincelerle beraber organ bağışına, vefattan sonra organ bağışına sıcak bakmadığını biliyoruz. Bu iş canlıdayken böyle değil. Canlıda ise verebilmek için yakınlarına organ bağışında bulunabilmek için çırpınan bir evet. Milletimiz var. Yani her manada böyle. Aslında bir yemek yemeye gidiyorsunuz arkadaşlarınızla beraber. Dört kişi gidiyorsunuz, dört kişi de kasada birbiriyle kavga ediyor. Ben ödeyeceğim diye değil mi? Yani her anlamda hani Alman usulü diye bir şey diyorlar. Ya Alman usulü yapalım falan. Niye? Çünkü onların kültüründe yardımseverlik bizdeki gibi yok efendim.
Yani dinimizin emri yardımseverlik, kültürümüzün emri yardımseverlik. Evet. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığında olan bir milletiz. Evet. Bunun haricinde hayat kurtarmanın elzem olduğunu, lazım olduğunu emreden bir dinin mensuplarıyız, evet, efendim. Ne olduğuna bakılmaksızın insanı yaşatmanın kıymetini bilen bir dinin, bir kültürün mensuplarıyız. Fakat organ bağışında istediğimiz düzeye ne yazık ki hala gelemedik. İnşallah sizlerin katkılarıyla, İnşallah, bizlerin çalışmalarıyla, insanlarımızın bu işe sahip çıkmalarıyla bunu da aşacağımızı düşünüyorum. İnşallah. Sevgili izleyenlerime ben tekrar bir seslenmek istiyorum. Şimdi Fatih Hocam gerçekten çok önemli bir konudan bahsetti sevgili izleyenler ve ilk başta da dedi ki çok hoşuma gitti. Aziz Türk milleti, Necip Türk milleti aslında ne kadar merhametli, ne kadar yardımsever. Tüm, evet, dünya üzerine baktığımızda öyle değil mi hocam? Evet. Türklerin ne kadar yardımsever olduğunu hepimiz biliyoruz. Değerli izleyenlerimiz, bugün belki elimiz, kolumuz, ayağımız, organlarımız tamamıyla bize ait, yaşıyoruz, sağlıklıyız ama yarın bize ne olacağını ya da yakınlarımıza ne olacağını bilemeyebiliriz. Her an başımıza imtihan dünyası, her türlü sıkıntı gelebilir. Ama bu sağlık sıkıntılarını çözebilmek için de ne olursa olsun bilinçli bir şekilde Türk milletinin artık bu organ bağışı ya da organ naklini ne olduğunu çözmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü az sonra Fatih Hocam'ın söylediği gibi de dini hükmünden bahsedeceğiz ama bu yıllardır söyleniyor. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak gerek başkanımız olsun, gerek özel dini yayınlarda olsun, gerek medyada olsun bu durumun gerçekten ne kadar hassas olduğunu her seferinde hatırlatıyoruz, söylüyoruz sizlere. Gerçekten çok önemli. Minnacık çocuklar var böbrek bekleyen, az önce hocam söyledi, gençler var, çocukları olan yetişkinler var, böbrek nakli, karaciğer nakli, pankreas nakli. Lütfen bugün bizim için bir milat olsun, bir silkinelim, bir kalkalım şöyle. Allah nasip ederse en yakın, şimdi az sonra da soracağım, ne yapmamız gerekiyor, nereye başvurmamız gerekiyor, onların da ayrıntısını da Fatih Hocam'dan alacağım ama bu konuyla ilgili yakınlarınızda, akrabalarınızda ya da ailenizde sizi merak ettiren sorular ya da önerileriniz varsa lütfen Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresinden de bizlere ulaşın. Sorularınız en doğru adreste cevaplanacak diyebilirim. Evet. Evet hocam, ne diyebilirim ki? Yani hani biz elimizden geleni yapmaya, İnşallah, çalışıyoruz. Dediğiniz gibi biraz geç galiba bu konuyla ilgili. Böyle yayınlar mı yapmaya başladık? Hani Türkiye halk olarak, millet olarak geç mi uyandık acaba? Bilemiyorum ama pandemide de gördük. Yani birçok hastalık, sağlık ne zaman gelecek, neyle karşılaşacağız hiç bilmiyoruz. Hı. Hayat bizim için yani. Bugün buradan çıktığımız zaman neye ihtiyacımız olduğunu bilmiyoruz ya da neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Evet, o yüzden Rabbim esirgesin ama herkesin her zaman bir böbreğe ya da işte bir başka dokuya, organa ihtiyacı olabilir. Bunun için de izleyenlerimiz de inşallah elinden geleni yapacaktır, efendim, diye düşünüyorum. Komşu komşunun külüne değil sadece karaciğerine, böbreğine de muhtaç olabilir diyorum. Doğru hocam, ağzınıza sağlık. Peki şimdi kadavra donörden bahsettik, evet, kadavra listesinden bahsettik. Bir de canlıdan canlı, az önce dediniz yani bir, evet, hesap ödemek için bile kaç kişi kasanın önünde birbirine, evet, giriyor. Peki canlıdan canlıya nakil oluyor, nasıl oluyor, bağış nedir, onu da bir öğrenebilir miyiz, efendim, hocam? Şimdi canlıdan canlıya nakil için en temel prensibimiz zaten Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvası da bu yönde. Birazdan hocamız bahsedecektir. Evet. En temel parametremiz şu: bir kere organ bağışçısı olacak kişi organını verdikten sonra, organ verdikten sonra yaşamını sağ ve sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeli ve en az harabiyetle sonuçlanabilecek bir ameliyata girmeli. O yüzden çok sağlıklı olmalı. Birinci şartımız bu. Hı hı. Organ verisi kimse çok sağlıklı olmalı. Ülkemizde dediğim gibi, tamam, böbrek ve karaciğer nakli yapıyoruz, hı, sağlıklı olmak kaydıyla. İkinci şartımız ise yasal sınırlar içerisinde mevzuat kapsamında yapılmalı iş. Bizim organ nakliyle dair 22-38 sayılı kanunumuz var. Organ nakli hizmetleri yönetmeliğimiz var. Bu yönetmelikler çerçevesinde ve kanunlar çerçevesinde biz organ nakli işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Mevcut mevzuatımız diyor ki bir kimsenin 4. dereceye kadar kendi yakını veyahut da eşinin yakını o kimseye eğer sağlıklı ise ve organ uyumu da söz konusu ise organ bağışçısı olabilir, organ vericisi olabilir diyor, evet, efendim. O yüzden 4. dereceye kadar kendi yakını veyahut da eşinin yakını olmak kaydı ile organ vericisi olabilir. Ama temel şartımız sağ ve sağlıklı olması,
gayet dinç olması, herhangi bir sağlık probleminin olmaması ve organ nakli ameliyatına girip organ verisi olduktan sonra da hayatını sağ ve sağlıklı sürdürülebileceğine dair din adamlarının tabiriyle zannı galibinin olması efendim. Güzel. Evet, peki kimler doku ve organ bağışçısı olabilir sorusunu mesela kendi üzerimden sorayım. Ben organ bağışında bulunmadım diyelim. Ne yapmam gerekiyor hocam? Nasıl bulunabilirim? Onları da bir sevgili izleyenlerimize anlatalım hemen, mı? Hemen söyleyeyim. Program bitince ben size organ bağışçısı yaparım efendim. Tamam, buradayım. Çok sevinirim. Buradayım efendim. Çok sevinirim. Şimdi bizim hastanelerimizde, sağlık kurum kuruluşlarımızda organ nakliyle alakadar olan ve bu süreçleri yönetmekte dahil olmak üzere bilgilendirme, farkındalık faaliyetlerini, eğitim faaliyetlerini yürüten organ nakil koordinatörü arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlara müracaat ettikleri zaman insanlarımız, vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız orada organ naklinin ne dair soracakları her türlü soruya cevap alabilecekleri organ nakil koordinatörü arkadaşlarımız var. Onlara yardımcı olacaklardır muhakkak. Ondan sonra da eğer bağışçı olmak istiyorlarsa, ben vefatımdan sonra organlarımın kullanılmasına izin vermek istiyorum diyorlarsa bir formla beraber iki tane şahidin huzurunda formülü doldurup onlara bir organ bağışçısı kartı veriyoruz. Ki ben ona berat kartı diyorum. Arkadaşlarım yakinen bilen, tanıyan bilen arkadaşlarım bilirler. Malumunuz yani kim bir insanı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmışlarsanız sevap alır diyor ya. Onlar da berat kartı oluyorlar. Bir insanın hayatını kurtarıyorsunuz vefattan sonra Cenab-ı Hak size neler verir neler vermez yani. Aynen onu düşünmek öyle. Lazım. Aynen. O kartla beraber bağışçı olabiliyorlar. Hangi organlarını bağışlayacaklarını da belirtebiliyorlar. Bunlar sisteme kaydediliyor. Ve fakat az önce de söylemiş olduğum gibi vefat gerçekleşirse, beyin ölümü gerçekleşerek tanık olarak vefat gerçekleşirse bizim organ nakli koordinatör arkadaşlarımız her halükarda o kimsenin yakınlarıyla konuşup onların da muvafakat namesini alıyorlar efendim. Yani bu organ bağış kartı verdiğimiz kart aslında bir nevi vasiyet hükmünde. Etrafınıza, eşinize, dostunuza, akrabanıza, annenize, babanıza, çocuğunuza ya kardeşim bak ben vefat edersem böyle bir imkan söz konusu olur, benim organlarım kullanılabilecek olursa lütfen bu konuda engel olmayın, müsaade edin demek oluyor efendim. Harika. Bu arada kulağıma yönetmenim de söyledi Tolga Bey. Yapımcımız Barış Bey ve tüm rejideki arkadaşlarım. Buradan bakayım kim var. Kameraman arkadaşımız Derviş Bey var. Ümit, Oktay, hepiniz bundan sonra buradan çıktığımızda hocamız Allah nasip ederse bize o formu doldurtacak. Kartımızı da alacağız. Bir insan hayatı gerçekten de çok önemli. Dinimizde az önce sizin söylediğiniz gibi insanı yaşatın ki insanlık yaşasın diye. Allah nasip ederse biz de organ bağışçısı olmak için elimizden geleni yapacağız hocam. Teşekkür ederiz efendim. Peki sorularımızla devam edelim. Çünkü izleyenlerimiz önemli bir konu. Hepsini sormak istiyorum Allah nasip ederse. Organ nakli sonrası hastaların takibini nasıl yapıyorsunuz hocam? Zor mudur, nedir, ne değildir? Onları da bir konuşalım istiyorum. Şöyle organa özel takip stratejileri var. Yani onu da nakli yapan arkadaşlarımız ve nakil sonrasında dahili takiplerini yapacak olan hekim arkadaşlarımız belirliyorlar. Takip için şöyle olmalı diyebileceğimiz bir standartize parametremiz var mı derseniz hastaya özeldir. Evet. Hastaya özel değişir. İşte kadavradan nakil olmuştur, canlıdan nakil olmuştur. Bir şekilde hasta 50 yaşındadır, 40 yaşındadır, 20 yaşındadır, 15 günde bir gelmesi gerekir, 3 ay, 5 ayda, 6 ayda bir gelmesi gerekir. Onu oradaki profesyonel arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız belirleyecek ve takip stratejisini ona göre yapacaklar. Fakat burada mühim olan kısım şu, organ nakli olduktan sonra insanlarımızın hekimlerinin, müdavi hekimlerinin, takip eden hekimlerinin belirlemiş oldukları takip programına uymaları efendim. Bu önemli. Ve vermiş oldukları çok önemli. Evet. Vermiş oldukları ilaç rejimlerine muhakkak dikkat etmeleri. Sonuç itibariyle biz organ takıyoruz. Bir insandan alıp organ takıyoruz ama sonuçta başka bir insana ait başka bir genetik materyali olan bir şey takıyoruz. O yüzden bunun reddinin de olmaması için, organı kaybetmemek için kısa süre içerisinde verilen ilaç rejimlerine dikkat etmek, yaşama dair verilen tavsiyelere dikkat etmek ve muhakkak belirlenmiş takip periyotlarına uyarak takiplerini doğru yaptırmak lazım efendim. Yani organ nakli yapılan kişi de, birey de, hasta da hem de ailesi de aslında bakarsanız önemli bir süreçten geçiyor o nakil yapıldıktan sonra. Ben şeyi falan da hatırlıyorum. Bizim bir tanıdığımız vardı. Mesela işte sizin söylediğiniz gibi yemek de çok önemli. O hijyen şartlarını falan hatırlıyorum hocam değil mi? Ortamın, yemeklerin, ailenin ondan sonra
Zannedersem diyelim ki kış aylarında işte soğuk algınlığı, grip ya da nezle olanların o kişilerle fazla evet. temas etmemesi gerekiyor. Bütün bunlara uymak da o organın kabulü için kolaylaştırıyoruz belki kabul de edilmiş iyileşmeyi. Organın vücutta daha uzun süre kalması için alınan tedbirler, bir takım tedbirler illaki olacak. Tabii organ nakli yapıldıktan hemen sonra birazcık daha baskın olur bu tedbirler. Ama yaşam boyu bir şekilde verilen önerilere, tedbirlere dikkat etmek gerekiyor evet, efendim. Bunlar organ nakli yapıldıktan sonra iyileştirici tabii. faktörler diyebilir miyiz bunlara? Ya, iyileştirici faktörler demeyelim de biz zaten nakil yaparak iyileştirici faktörü yapmış oluyoruz. Yapmış oluyorsunuz. Ha, o organın vücutta kalış süresini, tabii fonksiyonelliğini sürdürebilmesi için destek şartlar diyelim ve bunlar ne kadar iyi olursa takiplere ve verilen önerilere ne kadar riayet edilirse bu sürede o kadar uzun olacaktır efendim. Anladım hocam. Peki yetersiz organ arzı sorunu denilen bir şey var. Nedir o yetersiz organ arzı? Efendim şimdi 25 bin şey dedik, böbrek dedik, 24.490 şey 49, 2600 karaciğer dedik, işte 1400 civarında kalp dedik. Bekleyen organ, bekleyen hastalarımız var. Yeterli olabilmesi için aslında bunların tamamına bizim organ bulup nakillerini yapmamız lazım. Evet. Organ kaynağımız sadece insan. İnsanda vefat edenleri, vefat edenlerde organ bağışı. Yani arz talep dengesi gibi aslında buradaki mevzu. Yani bizde ne yazık ki ülkemizde bir İspanya gibi değiliz. Yani orası bizim aşağı yukarı 7-8 katımız daha çok organ bağışına evet diyorlar ki bizimle hemen hemen aynı modelle çalışıyorlar onlar da organ bağış konusunda. Bekleme listesindeki hastalarımıza organ bulma konusunda yetersizliğimizden bahsediyor aslında bu tabir. Evet. Peki hocam en çok söylediğinizde yanlış anlamadıysam herhalde neredeyse böbreğin daha çok nakil olarak evet. beklendiğini görüyoruz. Evet, evet, yani bu tüm dünya ülkelerinde mi böyle yoksa tabii. daha çok bizim ülkemizde tabii, mi tüm böyle? Dünyada böyle. Tüm dünyada böyle. En çok işte yetersizliği görülen organ böbrek. Ne yazık ki böbrek. Öyle olduğu için de en çok ihtiyaç duyulan organ da böbrek. Tüm dünyada böyle efendim. Yani bizim vücudumuzda, bizim dışımızda gelişen olaylardan dolayı da böbrek rahatsızlığımız olabiliyor değil mi? Tamamen bizim beslenmemizle tamamen alakalı genetik, genetik faktörleri de mu hocam? Tabii tamamen o şekilde olabileceği gibi yine sık geçirilen enfeksiyonlar, tuzun çok fazla kullanılması. Tuzun özellikle. Yani çeşitli sebeplerle veyahut işte taşlar vesaire çeşitli sebeplerle böbrek fonksiyonlarının bozulması söz konusu olabilir. Tedbir alarak bu konuda işte Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'nın bir takım tedbirleri oluyor yayınlamış olduğu. Onlara, neler hocam biraz onlardan da bahsetmek onlara dikkat edersek inşallah şey yapar. Yani yeme içme rejime dair denge özellikle su tüketiminin fazla olması genel geçer kaidemizdir efendim böbrek yetmezliği için. Onlar için de belki müstakil bir program yapmak lazım. İnşallah, inşallah hocam. Peki şeyden de şu anda söylemiştiniz ülkemizde kaç kişi organ bekliyor diye sorular da gelmiş ama onu zaten tek tek açıkladınız zaten. Peki diğer dünya ülkelerine baktığınız zaman bizde rakamlar nasıl? Yani onların organ bağışları diğer dünya ülkelerinin, Avrupa ülkelerinin veya işte Orta Doğu'ya baktığınızda böyle elinizde bir araştırma ya da veri var mı? Öyle söyleyin şöyle size daha doğrusu. Bizim organ bağışı dışındaki ülkesel başarı ki bu ülkenin başarısıdır aslında, insanın başarısıdır, insanlığın başarısıdır. Bu konuda Avrupa ülkelerinden gerideyiz efendim. Yani dünyanın diğer ülkelerinden de gerideyiz. Biz daha çok organ naklini daha çok kadavradan değil yani vefat etmiş insandan, beyin ölümü gerçekleşerek vefat etmiş ve ailesi tarafından organları bağışlanmış insanlardan değil, organ kaynağı olarak canlıdan almış olduğumuz organlarla organ nakli yapıyoruz efendim. O noktada ne yazık ki Avrupa'nın da dünyanın diğer ülkelerinin de bir adım gerisindeyiz efendim. Ben yani bununla alakalı da işin esas üzülüyorum. Evet hocam şimdi toplumsal ve sosyal olarak üzülüyorum. Yani işte Endülüs Emevi Devleti var değil mi? Avrupa'ya medeniyeti götüren, Rönesans'ın, reformun ve bilimin orada gelişmesini sağlayan, Orta Çağ karanlığından kurtaran biziz. Evet. İslam medeniyeti yani bunun ötesi yok yani. Bunun ötesi yok. Çok affedersiniz çok basit genel geçer kaideleri dahi uygulamaktan yoksun insanlara işte kralları 3 ay 5 ay yıkanmadı diye tarih kitaplarına geçmiş insanlara feodal insanlara biz ilim götürdük, irfan götürdük, medeniyet götürdük ama ne yazık ki onlar geldiler bizden bir adım öndeler organ bağışında.
insana dokunma sanatında, insanı yaşatma sanatında onların bizden bir adım daha önde olması için esas beni üzüyor. Yani Türk İslam medeniyeti öyle olmalı ki, çünkü programın başında da söyledim, yani insanı yaşatmayı merkeze koymuş. Bir insanın hayatını kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmışçasına sevaba dökmüş bir dine ve medeniyete mensup Türk milleti, devletimiz inşallah organ bağış konusunda biraz adım atacak olursa, destekleyecek olursa, başka insanların yaşaması için fedakarlıkta bulunacak olursa, öyle ümit ediyorum ki Avrupa'yı da Amerika'yı da geçeceğiz efendim. İnşallah. Yani sonuçta hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak da üzerimizde düşen sorumluluklar tabii, var. Öyle tabii, değil mi? Tabii. Mesela ben şeyi düşündüm siz konuşurken, hani organ bağışı konusunda acaba biz ilkokulda, ortaokulda, lisede hani ders kitaplarında falan okutuluyor mu? Fen bilimleri konusu olur, dersi olur ya da şeyde. Yani bilmiyorum, hani bunu afaki soruyorum şu anda gerçekten. Hani bunun için okullarda nasıl bir eğitim vermemiz gerekiyor, ne yapmamız gerekiyor? Bunlar da önemli. Şimdi, değil mi? Tabii. Yani müfredat kısmını Milli Eğitim Bakanlığı muhakkak belirliyordur. Evet. Onların muhakkak çalışmaları vardır ama biz bunun haricinde az önce bahsetmiş olduğum organ nakil koordinatör arkadaşlarımız sürekli sahadalar efendim. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Hepsine cidden canla başla mücadele ediyorlar. Bu konuya katkı sağlayabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Okullara gidiyorlar, ilkokullara gidiyorlar, ortaokullara gidiyorlar, liselere gidiyorlar, işte kamu kurum kuruluşlarına gidiyorlar, kahvehanelere gidiyorlar, evet, işte halı dokuma kurslarına gidiyorlar, esmeklere gidiyorlar. Ne güzel, yani gidiyorlar. Hiç boş bırakmıyoruz Hayır, diyorsunuz. Hayır, boş bırakmamaya çalışıyoruz. Bütün ekibimiz zaten sahada. Bütün ekibimiz bu işin içerisinde ama birazcık da biz vatandaş olarak bizler de bu işin içerisinde olmalıyız. Kesinlikle. Yani bir hanımefendiler gün esnasında pastalarını, böreklerini yiyip de işte çaylarını yudumlarken organ bağışından bahsedebilirler efendim. Evet, evet. Organ naklinin ne kadar kıymetli bir şey olduğundan bahsedebilirler efendim. Yani işte 25 bin civarında böbrek yetmezliği hastası var dedik. Hocam, bunlar çok için yüksek, insan tabii, çok üzülüyor. 65 bin sayımız. Bekleme listesinde 25 bin kişi var. Ha, bekleme ki tabii, öyle 65 mi? binin üzerinde böbrek yetmezlikte hastamız var bizim. Bunlar için yine bir şans var. Diyaliz dediğimiz bir tedavi şekli var. Evet, şimdi ben de onu soracaktım. Yani, biraz onlardan da bahsedelim mi hocam? Edebiliriz merak edenler ama karaciğer vardır. İçin yok efendim. Yani karaciğer için yok. Yani yerine yeni bir işte yapay bir karaciğer gibi, dışarıda bir makine gibi bu işi sürdürebilme şansınız yok efendim. Akciğer için yok efendim. Bir de bu diyaliz süreci oldukça zor değil mi? Hem zor kişi tabii için, çok kolay hem bir aile süreç için. Değil. Tamam, yaşatıyor, hayatta tutuyor. Yani ama hem hastayı yoran, yıpratan, işte haftanın 3 günü genel itibariyle haftanın 3 günü diyalize giriyorlar. 4 saatlerini orada hastanede veya diyaliz merkezinde geçiriyorlar. Diyaliz esnasında bir takım sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Diyaliz sonrasında gelişen sağlık problemleri var, onlarla karşılaşıyorlar. Böbrek nakli olsalar bu insanlar bu problemlerin hiçbirisiyle karşılaşmayacaklar efendim. Evet. Ve yapılan çalışmalar aşağı yukarı 2,5-3 katı kadar ömrü uzattığını da gösteriyor böbrek naklinin. Öyle mi? Tabii. Aa, yani güzel. Diyaliz gibi bir tedavi şansı var diyoruz ama o bile çok çok gerisinde efendim organ nakli. Bazen şey ailenin de hani şeyi yetmiyor olabiliyor ya da eşleşmiyor olabiliyor, evet, değil mi? En çok böbrekte mi karşılaşıyorsunuz yoksa? Yok, hepsinde hocam karşı efendim, kan grubu mu? Uyumuyla beraber yapabiliyoruz. Önemli olan kısmı bu iş gönüllülük esas efendim. Yani vefattan sonra organ bağışında bulunmak da, işte yakınına, kardeşine, annesine, babasına organ bağışı yaşıyorken vermek de gönüllülük esası. Yani bir kişi isteyecek, kesinlikle isteyecek. İkincisi kesinlikle sağlıklı olacak. Üçüncüsü organını verdikten sonra, böbrek ya da karaciğerini verdikten sonra da sağ ve sağlıklı olarak yaşamına devam edebilecek. Bunların hepsini bir arada bulmak zor efendim. Yani, gerçekten öyle. Ha, buna rağmen dünyanın en çok canlıdan nakil yapan ülkesiyiz efendim, onu da söyleyeyim. Nakil başarımız da oldukça yüksek. Yani işte organ bağışında ne kadar geriysek, aynı şekilde organ nakli sonrasında ve nakil başarısında da dünyanın en ileri ülkelerinden bir tanesiyiz. Yani bizim karşımıza falanca ülke sizden iyi diye çıkabilecek herhangi bir ülke yok. Evet, hepsinden yok iyiyiz nakil efendim. Konusunda ve sağlık konusunda aslında çok bence efendim. Değil mi? Çok yani ben şeyi biliyorum gerçekten de buraya o kadar çok işim gereği hani araştırma yaptığımızda sağlık sorunlarını Türkiye'de çözümlemeye gelen dünyanın birçok yerinden insan var. Avrupa'dan, Orta Doğu'dan, Afrika'dan, Asya ülkelerinden gelen birçok kişi var. Bu da işte bizim ne kadar gerçekten de önemli sağlık alanında gelişimlerimiz.
gelişmeler kaydettiğimizin büyük bir göstergesi bence. Evet, çok şükür efendim. Çok şükür. Hocam güzel temennide bulunmuşlar sevgili izleyenlerimiz. İzniniz olursa biraz onu da okumak istiyorum efendim. Bir nefes almak için. Harika bir program. Teşekkürler. Sizin bilgilendirmeniz tereddütlerimi ortadan kaldırdı. Özellikle beyin ölümü ve sonrası aydınlattı bu programı ve bu konuyu yaymamız gerekiyor gerçekten. Şen Kardeşler ailesi olarak teşekkür ederim. Mehmet Şen Kardeşler ve ailesi. Ne güzel, sevgili hocam da az önce söyledi. Sizi aydınlatabildiysek ne mutlu bize, ama lütfen siz bir şeyler öğrendiyseniz, siz de sevdiklerinize, akrabalarınızla bu konuyu paylaşırsanız, ne kadar çok paylaşırsak o kadar bizim için daha hayırlı olacaktır. Güzel bir şey daha var, hemen onu da okumak istiyorum. Merhaba, biz Balıkesir'de yaşayan Erzurumlular olarak Fatih hocamızla gurur duyuyoruz diyorlar. Buradan sevgimizi, selamlarımızı gönderelim. Organlar nakil edildikten sonra kaç sene boyunca kullanılabiliyor demiş Sönmez Karabacak. Az önce bahsetmiştik ama ekranınızı yeni açmış olabilirsiniz. Hocam genel bir cevap verebilirsiniz isterseniz. Yine genel bir cevap vereceğiz. Yani kişinin orada verilen tedavilere uyumuna bağlı olarak değişmek üzere, yaşam standartlarına bağlı olarak değişmek üzere organın vücutta kalma süresi farklılıklar gösterebilir. Evet. Ama şunu söyleyebiliriz. Böbrek nakli için diyalize göre 2-3 kat daha uzun bir yaşam süresi. Karaciğer, kalp, pankreas, akciğer, ince bağırsak gibi organlarda ise zaten alternatif olmadığı için yaşama tutunma sebebi diyebiliriz efendim. Anladım. Hocam bir tane yine izleyici sorusu diyor ki kızımın gözlerinde bir problem vardı. Şu anda 11 yaşında. 18 yaşına doldurduktan sonra belki kornea nakli gerekebilir dediler. Ben de biraz endişe ettim. Kornea nakli hakkında hocamın bir bilgisi var mıdır? Ben korkuyorum. Bizi biraz aydınlatabilir mi demiş. Şimdi hastalığın ne olduğunu bilsek birazcık daha net konuşabiliriz aslında, ama şöyle söyleyelim, anne ya da baba artık, bilmiyorum annesi mi babası mı, en yakın kornea nakli yapan merkezimize giderse bütün tereddütlerini izale ederler efendim. Hatta size kayıt bıraksın, biz de şey yapalım, yardımcı olalım efendim. İnşallah, inşallah. Peki en zor nakil diye böyle hani tıpçılar arasında, sağlıklar arasında. Her nakil zordur efendim. Her nakil zor mudur her hocam? Her nakil zordur tabii. Ama yani, bizim şimdi her nakil zordur. Sonuç itibariyle birkaç parametresi var. Bir, organ bulmak zor. Aslında herhalde en zorlandığımız yer orası. Evet, yani yoksa biz ameliyatı yaparız, nakili yaparız ama sevgili izleyenler, hani hangisi zordur dedim. Hocam direkt olarak dedi ki organı bulmak zor dedi. Gerçekten de öyle. Yani onu bulduktan sonra bizim ekiplerimiz, Türkiye için konuşayım, bütün hocalarıma buradan yine teşekkür ediyorum. Hakikaten dünyada ses getirecek düzeyde deneyimli, tecrübeli, harika işler yapan cerrahlarımız var, nefrologlarımız var, kardiyologlarımız var, gastrologlarımız var. Hepsine de buradan özellikle teşekkür ediyorum. Ya biz helva yapmak için ham maddeye ihtiyacımız var efendim. Evet. Un yağı olsun, helvayı yaparız. Peki sosyal medyayı da kullanabiliyor musunuz hocam? Yani sosyal medya olarak çünkü çocuklar ve gençler en çok mesela orada gördükleri şeylerden daha çok etkileniyorlar. Bu anlamda acaba toplum olarak bir şeyler yapmamız gerekir mi? Tabii. Yani bu hani kamu spotu birçok alanda, bütün bakanlıkların böyle faydalı görüntüleri ya da videoları falan oluyor. Acaba bireysel olarak ya da bizler bile hani şu anda aklıma geldiği için soruyorum, kurumsal olarak böyle bu konunun ne kadar önemli bir konu olduğunu belirtecek böyle hikayeler, videolar yayınlasak bir şeye erişebilir miyiz bir kitleye acaba? Zaman zaman Sayın Bakanımız da konunun önemine istinaden tweetler de atıyorlar, sosyal medya mesajları da veriyorlar. Evet. Bizim organdaki koordinatör arkadaşlarımız sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorlar. Bizler kullanıyoruz. Bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz ama sosyal medya hususu çok önemli husus. Evet. Niye çok önemli husus biliyor musunuz? Kirli bilgi açısından çok önemli bir husus. Evet hocam. Oraya çıkıyor bir tane arkadaş, işte bir hiç alakası olmamasına rağmen, hiç konuyla alakası olmamasına rağmen, bir sağlık profesyoneli olmamasına rağmen, bir din adamı olmamasına rağmen, ne bileyim bir sosyolog olmamasına rağmen, işte takipçi kasmak adına, hani bu kaba jargondan bahsedeceğim size, bir cümle yazıyor efendim. O cümleyle beraber bütün bilimsel gerçeklikleri, bütün dini gerçeklikleri, bütün sosyal gerçeklikleri bir anda insanların kafasında soru işaretini çevirebiliyorlar.
biz ne kadar çok aslında sizin dediğiniz gibi ne kadar çok sosyal medyayı kullanırsak bu dezenforme, bu kirli bilgiyi de o kadar geriye atabiliriz diye düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki dönemde çok daha aktif olur diye düşünüyorum efendim. İnşallah. Hocam son iki dakikamıza girdik. Peki, sevgili efendim. Yönetmenimiz uyardı. Artık böyle merak edenlere, özellikle ekran başında organ nakli bekleyenlere, ondan sonra ya da bağış yapmak isteyenlere ne tavsiyelerde bulunursunuz? Son cümlelerinizi alayım. Zaten organ nakli bekleyenlerimiz bekleme listesi. Kayıt oldukları tabii kayıt listesine kayıt oldukları yerdeki hocalarımızla sürekli irtibat halindeler. Oradaki koordinatör arkadaşlarımızla sürekli irtibat halindeler. Şu an bizleri izleyen izleyicilerimize, dinleyicilerimize şunu tavsiye edebilirim en temelde. Bir, nereye giderseniz gidin, kahvehaneye, maça, müsabakaya, işte komşuya organ naklinden bahsedin ya. Eğer burada bizim söylediklerimiz, mesajımız da yerine ulaştıysa bu mesajı başka arkadaşlara da lütfen ulaştırın. Birincisi bu. İkincisi, eğer organ bağışçısı değilseniz Diyanet'in ekibinde olduğu gibi hemen en yakın hastaneye ya da sağlık kuruluşuna müracaat edip organ bağışçısı olun efendim. İnşallah. Ve akrabalarınıza, eşinize, dostunuza, kardeşinize, çocuğunuza eğer vefat gerçekleşir, ben ölürsem ve uygun ise benim organlarımın alınması, biri sizinle gelip görüşmek isterse bir organ nakli koordinatörü, benim organlarımın kullanılması için izin verin demelerini istiyorum efendim. Yani bu çok 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 önemli. Bizim geleceğe bırakabileceğimiz en önemli miras bu efendim. Yani şimdi ben sizi yemeğe götürsem, bir yemek ikram etsem, bir fukaraya götürsem veyahut da en fazla ne olur? Yani bir iki gün Allah razı olsun karnımı doyurdu der efendim. Ama siz vefat ediyorsunuz, sizin karaciğeriniz takılıyor bir insana. Ölmek üzere olan bir hasta hayata tutunuyor. 15-20 sene, 30 sene, 40 sene artık. Yaşadığı müddetçe her aklına geldiğinde de size gıyabınızda dua ediyor efendim. En makbul dua, Diyanet'te konuşuyoruz, haddimizi de aşmak istemem ama en makbul dua gıyapta ve hastanın ettiği dua değil midir efendim? Kesinlikle. Hem hasta idi, dua etti size ömür boyu. Hem gıyabınızda etti. Yani babanın, annenin bile vefatından birkaç sene geçtikten sonra haftada bir olan hatırlama ayda bire, yılda bire düşebiliyor efendim. Maalesef öyle. Ama siz yaşadığınız müddetçe diyalize girmediğiniz her dakika o insana dua edeceksiniz. Kesinlikle. O yüzden bu dua kapısını da kapatmasınlar efendim. Kesinlikle. Böyle bir imkan, bu imkan da herkese nasip olmuyor. Çünkü siz evde öldüyseniz, Allah korusun trafik kazası geçirdiniz, işte yolda öldüyseniz, kalp krizi geçirdiniz, hastaneye ulaştınız, hastanede öldüyseniz, yani beyin ölümü tanısı konmadan evvel öldüyseniz organ bağışçısı olma şansınız yok. Yok artık. Bu hakikaten sizinle konuşuyorlarsa yakınınız için, bu yakınınızın ve sizin ne kadar nasipli, şanslı olduğunu gösteriyor. Çünkü biz herkesten organ isteyemiyoruz. Herkesin organını da kullanamıyoruz efendim. Ancak o tanı konacak, o süreç böyle başladığı an, beyin ölümü gerçekleştiği an yakalanacak ki ve o anda da organ fonksiyonları yerinde olacak ki biz sizinle konuşalım. Evet. O yüzden biri sizinle, bir yakınınız için konuşuyorsa organ bağışçısı olmanız açısından lütfen evet deyin. Ve etrafınıza şu mesajı verin ya, ben vefat edersem biri sizinle gelip de benim organlarımın kullanılması için müsaade isterse benim adıma evet deyin diye vasiyet edin efendim. Evet, bunu da mutlaka ailemize söyleyeceğiz, vasiyet edeceğiz. Bir cümlede ben söylemek istiyorum. Şey de önemli, birkaç tane böyle hani yaşanmış hikayelerde karşımıza çıktığımızda özellikle genç kızlarını ya da evlatlarını kaybetmiş. Görüyoruz mesela işte yine onun yaşlarında birisine o nakil yapıldığında sanki işte oğlumuz ölmedi, onun kalbi orada atıyor ya da işte onun böbreği, akciğeri orada diye. O anne için bile bir teselli oluyor. Benim çocuğum vefat etti ama bir can kurtardı. Arkada bir can bıraktı diye. Bu da çok önemli hocam. Tabii. Şimdi mesela böyle hikaye deyince hemen aklıma geldi. Bir hikayeydi, ben anlatayım. Yaşanmış bir hikaye. Kış, Ocak ayıydı zannederim. 2014-2013, 15 o civarlarda ben yine organ nakli çalışıyorum o zaman da Erzurum'dayım, memleketimdeyim. İşte Bursa'dan bir organ çıktı. Erzurum'un Karayazı ilçesindeki bir genç kızımıza uyumlu bir organ çıktı. Devletimiz o kadar büyük ki hamdolsun. Çok şükür. Oradaki organı, Bursa'daki organı iki tane helikopter ambulansla beraber Erzurum'a getirdik. Kış şartları, Karayazı'da yol kapalı, trak ambulanslar, devasa işler, askeriyenin helikopter ambulansı falan. Karayazı'dan kızımızı aldık, Erzurum'daki nakil merkezine getirdik. Orada nakil ameliyatı gerçekleşirken işte Allah-u Teala'nın takdiri, kızcağız kalp krizi geçirdi efendim. O arada işte kardiyologlar müdahalesini yaptılar, kalp damarlarıyla alakalı sorunu hallettiler. İşte geçenlerde sordum, yaşıyor mu kızımız? Hala yaşıyor efendim.
Ne kadar güzel Aleyküm. hocam. Rabbim inşallah bu tür hikayelerin daha da çoğalmasını dileyerek kapatalım Evet bu efendim. bölümü de, olur Allah mu? razı olsun. Teşekkür Sağ olun, ederiz. Allah razı olsun. Ben geldiğiniz için çok Ben teşekkür teşekkür ediyorum. ederim efendim. Sağ olun. Gerçekten bilmediğim, benim de hala bilmediğim bazı noktalar vardı. Aydınlanmış oldum. Estağfurullah. Her Teşekkür zaman ederim. bekliyoruz. Diyanet İnşallah. TV olarak emrinizdeyiz. Bu Estağfurullah. konuyla ilgili ne zaman isterseniz biz buradayız hocam. Teşekkür ederim Sağ olun. efendim. Sağ olun nazik davetiniz için. Rica Çok sağ olun. ederim. Sağ olun. Evet, Yeni Güne Merhaba devam ediyor değerli izleyenler. Az sonra yine organ bağışının ve organ naklinin de dini hükmünü konuşacağız. Yine ama bu arada güzel bir BTR hazırladık sizler için. Yeni Güne Merhaba ekibi olarak yemek danışmanımız Tuğba Şener'in evine konuk olduk. Bakalım bugün bizler için ne hazırlamış? Buyurun. Evet efendim, herkese merhabalar. En güzelin selamıyla, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bugünkü yemeğimiz fırında çıtır tavuk yapıyoruz. Ama nasıl yapıyoruz? Hadi buyurun. Tavuklarımızı ilk önce ortadan bir kesik atıyoruz. Kesik atmamızın nedeni malzemelerle daha iyi buluşması. Biraz böyle bir kendine gelmesi için bu çizikler önemli. Evet, şimdi yoğurdumuzu ilk önce koyalım. Baharatlarımız var, ayçiçek yağımız var, köri sosumuz var ve bir kaşık salçamız var. İlk önce yoğurdumuzu alıyoruz. Baharatlarımı alıyorum. Tereyağı konulursa tabii ki daha güzel olur. İki parça tereyağı koymanız yeterli. Köri sosum var. Bu köri sosum marketlerde satılan köri sosu veya işte manavlarda, marketlerde, et ürünleri satan kasaplarda mutlaka dışarılardan alınan köri sosu. Fakat bu köri sosunu kullanmak istemeyebilirsiniz. Bu olmayabilir. Bu tavuğun tarifinde dinlendirmek çok önemli. Bir gece önceden yapıp dinlendirmek kendine getiriyor diyebiliriz. Lezzetini daha iyi veriyor diye düşünüyorum ben. Bekletmeden yapıldığı zaman da güzel oluyor. Ama bekletince enfes bir lezzet. Bir tatlı kaşığından biraz fazla salçam. Şimdi yoğurtla beraber ve salçayla beraber bu tavuğu hafif hafif yoğuruyorum. Daha doğrusu attığım kesiklerin içerisine yoğurdu ve salçayı denk getirmeye çalışıyorum. Biraz da tabii ki baharat. Baharatla beraber bunlara harika bir lezzet haline getirmeye çalışacağız. Sonra borcamın üst kısmını streçleyeceğiz. Streçledikten sonra bir gece dolapta bekletirseniz çok iyi olur. Ben yaklaşık 2 saat 3 saat kadar bekleteceğim. Evet, ellerimi temizledim. Şimdi kabımı streçliyorum. Evet, bu şekilde yaklaşık 3 saat dolapta beklettikten sonra pişirebiliriz. Şimdi dolaba. Evet, tavuğumuzun yanına tabii ki patatessiz olmazdı. Bir de patates tarifi vermek istiyorum size. Elma dilim doğruyoruz patateslerimizi. Çıtır patates yapacağız. Patatesin üzerine tereyağı çok güzel yakışıyor. Ama kullanmak istemezseniz tabii ki sizin tercihiniz. Tereyağı olabilir, ayçiçek yağı olabilir, zeytinyağı olabilir, fındık yağı olabilir. Patatesimizi çıtır patates yapabilmek için yine fırına vereceğiz.
Ayrı ayrı ben pişirmeyi tercih ettim. Yani tavukların altında patates de olabilirdi. Tercih sizin. Patateslerimizi elma dilim patates doğradıktan sonra biraz tereyağımdan alıyorum. Tereyağını aralarına serpiştiriyorum. Biraz ayçiçek yağı alacağım. Bu patatesimin tarifinde hiç su yok. Su koymuyorum. Çok az baharat koyacağım. Karabiber, kimyon, nane ve karıştırmaya başlıyorum. Karıştırdıktan sonra patatesler tabii ki yağı döktüğümüz için biraz ıslanmış olacak. Islanmış patatesin üzerine galeta unu ekleyeceğim. Yarım çay bardağı kadar veya yarım çay bardağından biraz daha fazla galeta unu yeterli olur diye düşünüyorum. Biraz borcamımı karıştırıyorum. Ve biraz daha baharat ekleyeceğim. Nanesi, kekiği, karabiberi. Ve artık en son tereyağımı alacağım. Tereyağım çıtırlık verecek patateslere. Evet efendim, 180 derecelik fırında bir 20-25 dakika kadar pişireceğiz. Daha sonra tavuğumuzla beraber ikram edeceğiz. Yapan herkese ellerine sağlık diyorum. Afiyet şifa olsun. Evet efendim, patatesim ve tavuğum piştiler. Şimdi size biraz tavuğumun çıtırlığını göstermek istiyorum. Üzerini şöyle bir açmak istiyorum. Ve patatesim. Patatesimin çıtırlığı size geliyor mu bilmiyorum. Servis yaparken de patatesin üzerine tavuk butlarımızı alabiliriz. İkisini beraber de pişirebilirsiniz. İkisini ayrı ayrı da pişirebilirsiniz. Ama ayrı ayrı pişirildiği zaman gerçekten bir lezzet şöleni oluyor denilebilir. Akşam yemeklerinize yeni bir öneri. Lütfen evlerinizi denemelisiniz diyorum. Patates ve çıtır tavuk herkese, yiyenlere afiyet şifa olsun. Evet Tuğba Hanım'a bu güzel yemeği için çok teşekkür ediyoruz. Eline koluna sağlık değerli izleyenler. Programımız devam ediyor. Az önce organ naklini ve organ bağışını konuşmuştuk. Fatih Kaçıroğlu hocamız bizimle birlikteydi. Doktor Fatih Kaçıroğlu hocamız bizimle birlikteydi. Şimdi ise değerli izleyenlerimiz, organ naklinin, organ bağışının dini hükmünü konuşacağız. Yine çok kıymetli bir konuğum var. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Medet Coşkun hocamız bizlerle birlikte olacak. Yine bu konuyla ilgili de kafanızda böyle soru işaretleri varsa, şüpheleriniz varsa lütfen bizimle paylaşın. Bekliyoruz. Biz sizler için varız zaten. Bu konu ne kadar çok öğrenilirse ve daha doğrusu öğrenilirse bizim için o kadar iyi olacaktır. Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresinden öncelikle bizi takip etmenizi, daha sonra da sorularınızı, önerilerinizi bekliyoruz değerli izleyenlerimiz. Evet hocam, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar diliyorum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar olsun. Sağ olun hocam, Allah razı olsun. Önemli bir konu. Az önce dediğim gibi Fatih Hoca ile hani tıbbi yönünü konuştuk biz bunun. Ama bunun bir de dini hükmü var.
var. Hep böyle yıllardır halk arasında konuşulan, şüphe içerisinde duyulan olur mu olmaz mı, caiz mi değil mi, dini hükmü nedir? Hepsine yanıt vereceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Ama öncelikle şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Hani Yüce Kitabımız her zaman bize der ki bir insanı yaşatmanın bütün insanlığı yaşatmakla aynı olduğunu söyleyen yüce bir kitabımız var. Öncelikle bu kitapta bize verilen mesaj nedir? Bu konuyla ilgili siz neler söylemek istersiniz Medet Hocam? Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Öncelikle muhterem seyircilerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle insan kavramına, dinimizdeki insan kavramına şöyle genel bir bakış atalım. Daha sonra da o bahsettiğiniz ifade ki ayeti kerimedir o. Hı hı. Ona da işaret etmek suretiyle insanın konumunu, dindeki yerini bir anlamda somutlaştıralım. Yüce kitabımızda insan merkeze alınmıştır. İnsan merkezdedir ve yaratılış itibariyle de ayet-i kerimede buyurulduğu gibi لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ En güzel şekilde, en güzel kıvamda yaratılan insandır. Evet. Yine bir başka ayet-i kerimede de وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمٍ Biz Adem oğlunu, insan oğlunu mükerrem kıldık, yüce kıldık, mümtaz bir varlık kıldık buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yani insanın konumu bu anlamda dünyada diğer canlılardan irade ve akıl sayesinde bir kademe daha üstte. Hı hı. Elbette diğer canlılar da değerlidir. Her birinin bir görevi vardır, yaratılış gayesi vardır. Onlar olmazsa tabiatın dengesi de olmaz. Evet. Ama bütün bunlar içerisinde insanın böyle bir özelliği, böyle bir güzelliği ve dinimizde yüce bir katı var. Öyleyse bu yüce insanı en güzel şekilde yaratmak, hem beslenmesi yönüyle, hem sıhhatine dikkat etmesi yönüyle, hem de hayattaki diğer davranışları yönüyle en güzel şekilde yaşatmak için dinimiz bir takım prensipler ortaya koymuştur, ilkeler ortaya koymuştur. Bunlara uyulmalıdır. Evet. Bunlar cismani özelliğimizi geliştirmek olduğu gibi bunun yanı sıra manevi yönümüzü geliştirmeye yönelik de bir takım hükümler söz konusudur. Bunlar içerisinde okuduğum ayetin de devamında buyurulduğu gibi insan en güzel bir şekilde yaratıldı ancak bu yaratılışın gereği olarak gayesi doğrultusunda yaşamazsa insan hı hı. ayet-i kerimenin devamında da aşağılara doğru ineceği, aşağı bir seviyeye düşeceği ifade buyurulmuştur. Ancak inanan ve salih amel işleyen kullar bunun dışında tutulmuştur. Şimdi insan mükerrem bir varlık olduğu için, yani yüce, saygıya değer bir varlık olduğu için, hayattayken onun herhangi bir şekilde cismani özelliğine zarar vermek söz konusu olamaz. Evet. Yani diyelim ki işte eline, yüzüne, diğer organlarına müsle dediğimiz bir takım böyle hareketler yapmak suretiyle, yaralamak suretiyle veya kemiklerini kırmak suretiyle, bir başkasına nakletmek suretiyle vesaire vesaire. Yani insana bu anlamda cismani olarak zarar veremeyiz. Evet hocam. Aynı şekilde manevi olarak da onu tahkir etmeye, onu yok saymaya, toplum içerisinde rencide etmeye zaten hakkımız yoktur. Hı hı. İşte bir canlının herhangi bir organından hayattayken faydalanmak, onu menfaata dönüştürmek, menfaat karşılığı oradan bir takım şeyler elde etmek elbette ki doğru değildir. Bizim gayemiz insanı mümkün olduğunca yaşatabilmek veya yaşatılmasına
zemin hazırlamak, hı hı. ona yardımcı olmak, imkan sağlamak. Hı hı. Yoksa onu yaratan Yüce Rabbimizdir, yaşatan da Yüce Rabbimizdir. Evet. Sizin de başta işaret ettiğiniz gibi ayet-i kerimede men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin diye devam eden ayet-i kerimede kim bir nefsi, bir kimseyi öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Evet. وَمَنْ اَحْيَاءَ فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا Kim de bir insanın hayatını kurtaracak davranışlarda bulunursa, onun hayatının kurtulmasına sebep olursa, o da bütün insanları yaşatmış gibi olur. İşte Kur'an'ın bize sunmuş olduğu ilke bu. Yani bu dediğim gibi hayattayken de, canlıyken de, evet. canlı olmadı. Yani vefat ettikten sonra da yine onun kemiğinin kırılması vesaire vesaire bu da yine hadisi şeriflerde yasaklanmıştır. Bu anlamda bizim insanın hem cismani yönüne, ceset yönüne, vücut bütünlüğüne dokunmamamız ve vefat ettikten sonra da yine ona yapmamız gereken bir takım dini vecibelerimiz, görevlerimiz var. Şayet organı alınmış olsa dahi. Evet, kesinlikle. Yani organ alındı, hı hı. nasıl olsa bu öldü. Hı hı. O zaman biz bunu saygı duymadan, ona dini görevlerimizi yerine getirmeden, işte normal bir ceset muamelesi yapalım anlayışı doğru değildir. İnsanın hayattayken değeri, kıymeti neyse vefat ettikten sonra da aynı şekilde değerlidir, kıymetlidir. Dini vecibelerimizi Müslüman birisi için biz yapmakla yükümlüyüz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi yoksa nasıl olsa ölmüştür, hı hı. onun için her şey bitmiştir, her türlü muameleyi yaparız anlayışı. Doğru değildir. Zaten dinimiz buna müsaade etmez. Evet hocam. Şimdi sizin anlattıklarınızdan öngörüyorum ki hani gerçekten de yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve İslam dini aslında bakarsanız insan yaşamı konusunda, insanlığın yaşatılması konusunda ve sağlık konusunda gerçekten de hepsi birbiriyle bağlantılı olarak her şeyi net bir şekilde ortaya koymuş. Net ve kesin bir şekilde. Peki biz Müslümanlarda neden bazen böyle dini şüpheler oluşuyor? Onu da net bir şekilde sevgili izleyenlere hocam buradan söyleyelim mi? Organ bağışı konusunda özellikle dini hüküm nedir? Bir sevgili izleyenlerimiz sizin ağzınızdan tekrar bir duysun. Şimdi buraya geçmeden önce biraz önce ifade ettiğimiz kim bir işte cana kıyarsa. Evet. Bütün insanlığı öldürmüş gibidir dedik ya, evet. maalesef son zamanlarda cana kıymakla ilgili işte bilmiyorum burada belki onu da ifade etmekte fayda var. Buyurun. Yani son zamanlarda yaşadığımız bu Gazze'deki olaylarda da maalesef dinimizin bu ilkeleri çerçevesinde düşündüğümüz zaman bir takım yanlışların yapıldığını, evet. Temel insan haklarından kardeşlerimizin mahrum bırakıldığını, yani hem cismani hem de manevi olarak sıkıntılar yaşadığını böylelikle ifade edip onlarla aynı duyguları paylaştığımızı ve bu bağlamda onları da burada bir kez daha yad etme ihtiyacı hissettim. Soruda da bahsettiğiniz gibi şimdi dini bakımdan organ nakli caiz midir değil midir? Böyle bir soru sorulduğunda buna bir takım farklı cevaplar veriliyor. Sebebi şu: Kur'an ve sünnette organ nakli ile ilgili açık bir hüküm bulunmamaktadır. Alimler, müştehit imamlar bir takım genel ilkelerden hareketle ve özellikle ayeti kerimelerdeki, biraz önce bahsettiğimiz evet. ayeti kerimedeki o bize ışık tutan pencereden bakmak suretiyle bir takım hükümler ortaya koymuşlardır.
Bu tereddüdün belki de birinci sebebi, bazı alimler demişlerdir ki organ nakli caiz olmaz. Bazıları da demişler ki mutlak olarak caiz olur. Bir kısmı da bu konuda herhangi bir hüküm bulunmadığı için tevakkuf ederiz. Yani bu konuda biz bir şey söyleyemeyiz. Ama özellikle Din İşleri Yüksek Kurulu'nun da içinde bulunduğu bir takım fetva meclisleri bir takım şartlarla organ naklinin caiz olacağını, bunun dinen mahzurlu bir durum olmayacağını ifade etmişlerdir. Bu tereddüdün kaynağı orasıdır. Evet. Ama dediğim gibi bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu'nun organ nakli ile ilgili bir kararı söz konusu ve bu kararda da bu farklı düşüncelere, görüşlere de atıflar yapıldıktan sonra genel anlamda düşünüldüğünde ve ayeti kerimelerin bize tutmuş olduğu bu ışıktan ve bir takım müçtehit imamların vermiş olduğu örneklerden hareketle, örneğin bir hanımefendinin karnındaki çocuk eğer canlıysa bunun ceset bütünlüğüne müdahale edilebileceğini, o canlıyı kurtarmak için ve benzeri misallerden hareketle denilmiştir ki organ nakli caizdir ama bir takım şartları vardır bunun. Bu şartlar içerisinde caizdir. Evet, bu şartları da isterseniz şimdi merak ediyor sevgili izleyenler, acaba bu şartlar neler diye. Dilerseniz Medet Hocam onlara hemen girelim. Şimdi organ naklinin caiz olabilmesi için özellikle ve özellikle birinci şart olarak bir zaruretin bulunması lazım. Evet. Ve bu zaruretin mahiyeti çerçevesinde bizim bu zaruretin miktarı çerçevesinde biz organ naklini yapabiliriz. Bu da nedir? Bu da bir hayatı kurtarmak veya hayati bir organı kurtararak o insanın, kendisine organ nakli yapılan insanın hayata tutunmasını sağlamak. Burada özellikle yaşatmak falan gibi ifadeleri kullanmamaya gayret gösteriyorum. Evet. Çünkü onu yaşatacak olan Allah'tır. Zaten Allah'tır, evet. Allah Teala yaşatacaktır. Tabii ki. Ama biz elimizden geldiği miktarda onun hayata tutunmasına yardımcı olacak imkanlarda bulunacağız. Bir organ bir başka şahsa bağışlanmışsa veya nakil yapılmışsa bu nakilde aranan şartlardan birincisi zaruret halinin bulunması. Eğer böyle bir zaruret yoksa zaten şöyle denilemez. İşte bir insanın tırnak içinde gözleri şu kadar iyi, hiçbir zaruret yok, onu oradan alalım, öbür insana nakledelim. Veya insanın işte herhangi bir hayati organında yaşamasını engelleyecek bir durum söz konusu değil. Ama sadece güzellik, sadece işte bir takım böyle kendimize göre gerekçelerle böyle bir nakil caiz olmaz. Caiz olmaz. Zaruret halinin bulunması lazım. Zaruret hali olduğunda bu nakil caiz olur. İkincisi, hastalığın bu yoldan tedavi edilebileceğine dair en azından zannı galibin bulunması. Yani bir kimsede bir hastalık var. Bu hastalığı biz tedavi edeceğiz. Başka alternatif tedavi yolları yok. Yani bakıyoruz ne ilaçla tedavi var, ne başka bir şekilde var veya suni başka bir işte yapay böbrek olsun veya işte karaciğer olsun ve benzeri nakillerde böyle bir imkan yoksa, anladım, başka bir tedavi imkanı yoksa bu durumda zannı galiple organ nakli yaptığımız zaman bu hastanın yaşatılmasına katkıda bulunuruz. Bu insan yaşar muhtemelen diye bir zannı galibin bulunması lazım. Bir diğeri, organ naklinde bulunurken donör denilen, organ veren şahsın ya ölmüş olması lazım,
ki ya ölüden alınıyor bu, evet, kadavradan. Ya da kadavradan ya da canlıdan. Evet. Şimdi eğer ölüden alınacaksa bu kimsenin hem dini hem de tıbbi bakımdan vefat etmiş olması lazım, ölmüş olması lazım. Uzman doktorların, özellikle birkaç branştaki uzman doktorların tıbben bu kimsenin ölüm hadisesi gerçekleşmiştir, geriye dönüşü de söz konusu değildir. Bundan organ alınabilir ve başka birine hayat kurtarmak adına nakledilebilir denilmesi lazım. Eğer canlıdan alınacaksa, burada da önemli olan nokta şu, canlının hayati bir organı olmamalı. Evet. Yani diyelim ki canlı bir insan, ben kalbimi anneme, babama veya bir başkasına vereceğim diyemez. Tabii ki. Çünkü kalp ona da lazım. Hı hı. Öncelikle hayatta olan insanın, canlının yaşaması gerekir ve bu hayatını da güzel bir şekilde yaşaması gerekir. Bu bağlamda da kendi sağlığını, yani kendi hocam sağlığını, riske tabii, atacak bir durum olmayacak. Kendi sağlığını riske atacak bir durum olmayacak veya hayatını sonlandırıcıya zaten tabii. Onay verilmiyor, caiz tabii demiyoruz ona. Şimdi bir diğeri de özellikle sayın doktorumuz da bahsettiler. Ben de dinleme imkanı buldum. Hı hı. Eğer canlıdan bir organ alınacaksa, hı hı, o canlı hayatiyetini, normal hayatını devam ettirecek, hayat kalitesinde düşüş söz konusu olmayacak. Evet. Ha, böyle bir durumda ondan öbürüne nakil yapılabilir. Aksi takdirde böyle bir nakil caiz olmaz. Bir diğeri, toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ veya dokusu alınacak kişinin sağlığında ölmeden önce buna izin vermiş olması lazım. Hı hı. Yani şöyle yapamayız. Nasıl olsa bu kimse vefat etmiştir. Evet. Elimize düşüverdi. Hı hı. O zaman biz bu kimsenin hemen organlarını tek 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 toplayalım. Bu onun, insanın o mükerrem bir varlık oluşuna da aykırıdır. Hı hı. Bizim tıbbi olarak da, tıbbi etik olarak da, dini olarak da vefat ettikten sonra da ona ve organlarına elbette saygı duymamız tabii lazım. Ki. Böyle olunca bu kimsenin sağlığında benim organlarımı alabilirsiniz diye bir beyanının bulunması lazım, onayının bulunması lazım. Bu takdirde yine doktorlarımızın da ifadesiyle böyle bir beyanı bulunsa da, hı hı, hemen alınmıyor. Özellikle yakınlarına, birinci derece yakınlarına bu işe onay verip vermedikleri, hı hı, soruluyor. Bu böyle bir uygulama da doğru bir uygulama, kesinlikle, yerinde bir uygulama. Ki az önce hocamız da söyledi. Tabii. Ne olursa olsun, organ bağışçısı kartı da olsa, ben bütün organlarımı bağışladım dese bile biz ailesine, yakınlarına tekrar soruyoruz dedi. Çünkü şöyle bir durum var. Düşünün, bir insanın en sevdiği annesi, babası, eşi, işte evladı ve diğer yakınları, şimdi bu vefat etmiş, böyle bir beyanda da bulunmuş ama bunlar ona son görevini yapacaklar. Son görevini yaparken biz buna razı değiliz, gönlümüz buna razı değil, böyle bir şey yapılsın istemiyoruz gibi bir şey düşünürlerse, ki onlar için de son görevdir, buna saygılı olmakta fayda var. Bir diğer önemli nokta da, alınacak organ veya doku karşılığında herhangi bir şekilde para alınmaması, herhangi bir bunun maddi karşılığının, ücretinin olmaması gerekir. Evet, bu çok önemli gerçekten de. Şimdi maalesef tabii işte biz de haberlerde, medyada bunları izliyoruz. Evet. İşte organını satanlar yahut işte şu kadar şöyle, bu kadar böyle. Tabii o bizim konumuzun biraz dışında ama evet, maalesef var olan kimi etik olmayan, tabii dinen de kabul etmeyeceğimiz, kesinlikle, böyle bir davranışın varlığına da şahit oluyoruz. Hı hı. Bu anlamda eğer bir organ
bağışlanacaksa bu bağışlama karşılığında herhangi bir şekilde ücret alınmamalı. Bu insanın organı ücrete konu edilmemeli. Çünkü insanın hangi organının maddi bir karşılığı olabilir? Mümkün değil hocam. Yani Allah'ın kusursuz yarattığı bu vücudumuzda sizin söylediğiniz gibi milyarları, milyonları ya da çok büyük zenginlikleri, maddi zenginlikleri dökseniz bile bunun karşılığı olmayacaktır. Ama bizim de sevgili izleyenler, hocamızın sabahtan beri değindiği çok önemli bir konu var. Hani dedi ya, organ bağışı hangi hallerde yapılır? Evet, zaruret halinde yapılacak, zanlı galip olacak, kendi vücuduna hiçbir şekilde zarar vermeyecek şekilde bunlara dikkat etmek gerekiyor. Eyvallah. Onların hepsini güzelce düşündükten sonra, yani bütün şartları yerine getirdikten sonra bağış için kendimizi hazır hissedebiliriz. Ama toplumda da şöyle bir sorumluluğumuz var. Bireysel olarak da öyle düşünüyorum. İşte bu hocamın söylediği organ satmak ya da işte bazen kayıp çocuklar olabiliyor, gençler olabiliyor. Onların bazı suç çeteleri, örgütler bu tür şekilde çocuklarımızın gençlerimize musallat olup onları kandırabilip bu tür şeyler de yapabiliyorlar maalesef. Yani hem toplumumuzda hem dünyadaki tüm toplumlarda var. İşte bunlara da mahal vermemek için aslına bakarsanız düzenli olarak biz her birey, yetişkin sağlığı olan, yerinde olan her birey bu bağış için bir adım atmış olsa belki de o suç örgütlerine bile gerek kalmayacaktır diyorum. Bunu bir düşünün isterseniz. Haksız mıyım hocam? Evet, çok haklısınız. Özellikle ücret eğer söz konusu olursa, hı-hı, organda, hı-hı, şimdi burada şöyle bir şey de ortaya çıkar. Bir kimse hasta, zengin değilse bu hasta, o organı alamayacak durumdaysa zaten, evet, dinen baştan caiz değil de. Değil zaten, evet. Değil de bu insanın yaşama şansı yok mu? Yani. Oysa ki İslam'da insanlar zengin, fakir, şu halli, bu halli diye ayrılmadan özellikle hayat hakkı itibariyle, hı-hı, yaşama hakkı itibariyle eşit düzeydedirler. Ancak insanlar İşte çalışırlar, didinirler, bir takım şeyler kazanırlar ama o kazandıklarını harcarken bunu organ karşılığında herhangi bir şekilde yapamazlar. Kesinlikle. Çünkü dinimizde böyle bir şey söz konusu değil. Evet. Bir diğer nokta, organ nakli yapılacak, tedavi olacak hastanın bu naklede rıza göstermesi lazım. Tabii ki. Yani eğer bir kimse, bir hasta, ben organ nakline rıza göstermiyorum, bunu ben kullanmak istemiyorum diyorsa, onun da bu rızasına saygı duymak lazım. Onun rızası olduğu takdirde bu nakil yapılabilir. Zaten bu konuda da yine bilebildiğimiz kadarıyla özellikle ve özellikle belli bir sıraya konuluyor, hı hı, hastalar. Tabii doku uyuşması, evet, organ naklinin olabilmesi için dokuların uyuşması gerekiyor. Her kime sıra gelmişse, dokular da uyuşmuşsa, hı hı, o takdirde bu nakil yapılabiliyor. Birisi rıza göstermediği zaman bir diğerine otomatik olarak geçiyor. Ve bir diğer önemli nokta da bunun devlet kontrolü altında yapılması gerekir. Evet, o da önemli. Tabii sebebi de yani bu konuda bir takım hukuki düzenlemeler yapılırsa ancak bu takdirde belli bir düzen, belli bir intizam söz konusu olur. Yani bir yanlış yapanlara hukuki bir müeyyidenin bulunması lazım. Yani bu işin de insanlar işte biz bir araya geldik veya biz bu işi beceriyoruz, yapıyoruz diye nakil yapmak yerine devletin kontrolü altında, evet, bu organ naklinin yapılması gerekir diyoruz. Yani özetleyecek olursak organ nakliyle ilgili Din İşleri Yüksek Kurulu'nun görüşü, organ nakli caizdir ama belli şartlar altında caizdir. Başta da ifade ettiğim gibi özellikle ve özellikle diğer bir takım fetva kuruluşlarının da ifade ettiği gibi bu şartlara uyulması gerekir. Aksi takdirde
kaos ortaya çıkacaktır ve caiz olmayacaktır. Evet. Hocam bir soru göndermiş izleyenimiz. Diyor ki, birinci derece ailemizden birinin organ nakline ihtiyacı var. Ancak kötü bir geçmişimiz var. Bu durumda doğru olan hangisidir? Yani belki de şu anda görüşmüyorlar ama birinci derece akrabası. Şimdi şöyle diyelim, bize danışmak istemiş. Tabii şöyle diyelim. Yani burada akrabasıyla daha önce ne yaşadı bilemeyiz. Bu konuda onun organa ihtiyacı var. Eğer organ verebilecek durumda olan bir yakını da varsa bunu kendi içinde değerlendirmeli. Evet. Yani acaba bizim aramızdaki bu kırgınlık, bu dargınlık veya husumet derecesindeki bu yaşanmışlıklar benim ona organ bağışında bulunmamı engelleyecek düzeyde midir? Bunu iyi muhasebe etmesi lazım. Tabii karşı tarafta aynı şekilde belki bir araya gelmek suretiyle aralarındaki o kırgınlığı giderebilirler. Evet. Tabii zaten belki iyiliğe, barışa vesile olur. Belki ona da bir vesile olur. Ama şu da var, organ bağışında bulunacak, organ verecek olan kimse burada tamamen serbesttir. Tabii ki. Yani şöyle bir zorunluluk söz konusu değil veya zorlama söz konusu değil. İşte sen bunun yakınısın, buna vermek zorundasın dinden gibi değil. Öyle değil. İşte vermeyi kendisi isteyecek ve kendisinin istemesi de yetmiyor. Tıbben bu verdiği organ kendisinden alındığı zaman kendisinin hayatiyeti, yaşantısı devam edecek ve hayatına hiçbir zararı da bulunmayacak. Bütün bu şartlar içerisinde değerlendirip ona göre bir karar vermesi en doğru olandır. Yoksa dinen işte ben onunla iyi değilim, acaba organ verebilir miyim? Elbette verebilir ama dediğim gibi önce bu aralarındaki kırgınlıkları gidermesi en doğru olan. Evet, sevgili izleyenimiz dinen bir sakıncası yoktur diyor Medet Hocam. Hocam son bir dakikaya girdik. Zaman çabuk geçti. Gerçekten de inşallah kalan soruları da başka bir programda sorarım ama çok kısa bir şey sorabilir miyim? Evet. Organ nakline engel olmak bir vebal meselesi olabilir mi? Şimdi tabii vaktimiz çok kısıtlama, azaldı. Genel olarak minicik bir cümle. Şöyle bir şey söyleyelim. Eğer bir kimse organ naklinde bulunacak kararını vermiş ama bir başka kimse de herhangi bir tıbbi veya dini gereklilik bulunmadan, kendisi de bu konuları çok iyi bilmeden o insanın bu organ nakline yapmasına, organ bağışında bulunmasına engel olması dinen doğru değildir. Değildir. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten vakit çabuk geçti. İnşallah bir başka programda yine bu konuyla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi hep beraber sevgili izleyenlerimize de aktarırız. Ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Medet Hocam. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı günleriniz olsun. Sağlıklı günleriniz olsun inşallah. Hasta olan ve organ nakli bekleyen kardeşlerimize de bir an önce bu beklentilerine kavuşmalarını ve sağlık afiyet içerisinde hayatlarını devam ettirmelerini Yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Amin hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yeniden sizlerle birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim. Selametle hoşça kalın.